Fil, insanla birlikte yaşayan canlı bir varlıktır. Kendi dinamizmi içerisinde sürekli değişime ve dönüşüme uğrar. Değişen ve dönüşen sosyokültürel yapı ile birlikte yeni kelimeler ve yeni deyimler de ortaya çıkar. Zamanımızda çoğu kez yadırgansa da yeni sözlerin ve deyimlerin kullanılmaya başlandığını görürüz. Türkçe'de sık sık kullandığımız fakat anlamının nereden geldiğini, nasıl ortaya çıktığını bilmediğimiz birçok deyim bulunuyor. Bunlardan birisi de Fransız kalmak deyimidir. Özellikle bir konuya ya da sohbete sonradan dahil olduğumuzda kendimizi Fransız kalmış hissederiz. Olaylara Fransız kalmak, duruma Fransız kalmak, konuya Fransız kalmak biçimleriyle de sık sık duyarız. Fakat bunun nereden çıktığını, kaynağının ne olduğunu çoğu kişi düşünmez. Kaynağının bilinmemesi de oldukça normal bir durumdur aslında. Şimdi birlikte bu ifadenin nasıl ortaya çıktığına bir göz atalım. Fransız kalmak, Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde anlatılan bir konuyu anlayamamak, herhangi bir konudan uzak kalmak gibi karşılıklara sahip. Bu önemli deyimin çok değil, sadece 50 yıllık bir geçmişi var. Yani oldukça yeni bir söz grubu. Fransızlarla da neredeyse hiçbir alakası yok. Fransızların da bu sözden haberi dahi olduğu söylenemez. Fransız kalmak ilk nereden çıktı derseniz bu daha da ilginç. İlk olarak Türkiye Sosyalist Hareketi içerisinde kullanılmaya başlandı. En ciddi iddia ise o dönemlerde Sosyalist Hareketin liderlerinden Dr. Hikmet Kıvılcımlı tarafından bu ifadenin ortaya atıldığıydı. Hikmet Kıvılcımlı hem o dönemin tanınmış liderlerinden biriydi hem de son derece kendine has özgün bir kişiliği vardı. Anlatım tarzı, üslubu ve ifadeleri de bir o kadar orijinaldi. Siyasi tartışmaların zirvede olduğu 1970'li yılların başında Hikmet Kıvılcımlı, Karl Marx'ın üç kaynak olarak işaret ettiği İngiliz ekonomi politiği, Fransız sosyalizmi ve Alman felsefesi üzerinde çalışmalar yapıyordu. Bu çalışmalar esnasında konuyu Türkiye'deki sol hareketleri de getiriyor, teorinin önemini ve devrimci pratiğin gereğini birlikte vurguluyor, pratiğin ya da teorinin tek başına yeterli gelmeyeceğini savunuyordu. Teoriyi anlamayan, önemsemeyen veya görmezden gelen sol çevreleri de "bunlar Fransızca konuşuyorlar" diyerek eleştiriyordu. Bu ifade zamanla sol hareketler içerisinde yayılmaya başladı. Dev gençliler ise aynı noktadan hareketle Fransız kalmak deyimini türettiler. Dev gençlilerin kullanış şekliyle Fransız kalmak, bir konuyu teorisiyle bilmemek, bir konunun teorisine önem vermemek anlamına geliyordu. Fransız kalmak deyimi zamanla sol çevreleri de aşarak tüm halkın gündelik dilinde kullanmaya başladığı bir ifade haline geldi. Tabi anlamı da bir miktar değişti. Günümüzde en alelade sohbetlerimizde bile hala sıklıkla kullanıyoruz ve olaylara çoğu zaman Fransız kalabiliyoruz.